50'den 70'e milyonların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz zımbalar ve siz mısırlar. Hepiniz hoş geldiniz. Zımba, zımba gibisiniz diye mi? Neden Cansu? Ha Bora ne yapıyor? O ne? Zımba. Zımbalıyoruz. Ha şu zımba. O zımba mı? Yoksa zımba gibiyiz mi? Zımba gibiyiz. Bora bu? O da şey. O da sembolümüz. Sembol. Zımba. Zımba evet. Gibisiniz. Siz nereden? Arkadaşsınız herhalde. Evet. 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 Okuldan mı? Ben Cansu'yla ortaokuldan beri arkadaşım. Evet. Onlarla da o Cansu'nun aracılığıyla tanıştık. Üniversiteden arkadaşız. Üniversiteden Cansu ortak noktamız. Çok güzel. Buraya gelmeye nasıl karar verdiniz? Kimin fikriydi Cansu? Cansu'dan. Çok eğleniriz dedik. Katılalım, neden katılmayalım dedik. Neden katılmayasınız? Aynen öyle, çok eğleneceğiz. Hadi inşallah. Hoş geldiniz zımbalar. Hemen Mısır ekibine dönüyorum. Siz niye Mısır? Neden Mısır? Mısır seviyoruz. Evet, çok mantıklı. Haşlanmış mı yoksa ben közlenmiş. Bardakta. Közlenmiş. Kesinlikle haşlanmış. Haşlanmış da güzel. Ama hepsi çok güzel oluyor evet. Ya. Ha? Bence kim? Közlenmiş. Kim patlamış seviyor? Patlamış. Kimse ben sevmiyor. Ben patlamış. Ben bardakta dedim. Çok güzel. Eylül. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Ne güzel. Mısırlar siz de iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş efendim ne duruyoruz? Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız. Aileler yarışıyor. Başlasın. Sürprizi bir cevabımız var. Tam 1.000 lira değerinde. Ve büyük ödülümüz 10.000 lira. Ve gençler coştu. O zaman coşkuya devam. Cansu ve Enes geliyor. Yeah! Enes seni tanıyalım. Ne okuyorsun? Ben matematik öğretmenliği okuyorum. Wow, çok iyi. Ne kadar kaldı? 2 senem kaldı. 3'e geçiyorum işte. 2 sene sonra mezunum. Ondan sonra öğretmen olacağım. Hadi inşallah. Evet, o yönde. Yarışmayı kazanma olasılığınız nedir? %100. Wow, İddialıyız. Bana bunlarla gelin. %100. Güzel. Cansu seni tanıyalım. Bilgisayar mühendisliği okuyorum ben de. Wow, güzel. 1. sınıfım. Öyle, Eskişehir'den geliyorum. Eskişehirli misin? Evet. Aa, Eskişehir'e selam olsun. O zaman hazırsanız 10 puanlık sorunuz geliyor. 100 erkeğe sorduk, en popüler cevabı arıyoruz. Eşiniz hangi bitki gibi kokuyor? Vay be, hemen de hazırmışsınız. Cansu? Gül. Gül gibi. Mis. Babam diyor mu anne, gül gibi kokuyorsun? Hiç duymadım sanırım. Gül var mı görelim? Bravo, 10 puanı kaptı. Bundan sonra artık baban seni duyacak şekilde söyler herhalde. Görüşürüz Cansu, 10 puan senindir. Görüşürüz Enes. Görüşürüz. Aa ne güzel, Yasemen. Yasemen ve Bora geliyor. Merhaba. Yasemen, çok güzel. Merhaba Yasemen, seni tanıyalım. Yasemen adım, Bilgi Üniversitesi'ndeyim. Endüstri Mühendisliği okuyorum. Wow, evet. Harika. Sen Bora? Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. 10 puanlık sorunuz geliyor. Annenizin size doğru fırlattığı terliğe kap... Ne oldu ya? Heyecanlandım. Annenizin size doğru fırlattığı terliğe kalkan olarak ne kullanırsınız? Yastık. Doğru. Yastık. Hiç fırlattı mı annem sana terliği? Yani çok fırlatmaz. Arada bir. Arada bir, evet. Bazı. Bazen. Yastık var mıdır? Güzel, 10 puan senindir. Görüşürüz Bora. Pelin ve Arda geliyor. Sen ne okuyorsun Arda? Ben elektrik mühendisliği okuyorum. Çok güzel. Sen Pelin'cim? Ben mimarlık okuyorum. Mimarlık. Nereden mesela yani kendin istedin? Mimarlık. Evet kendim istedim. Ailede mi var mimarlık? Yok ailede yok. Öyle. Sen dedin ben ailenin evet. İlk mimarı ben olayım. Evet evet. Çok güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. En son neye üşendiniz? Vay vay butonumu kırın. Arda sendeyim. En son duş almaya.
Duş almaya üşendi. Evet. Hayır şimdi çok da özel olacak. En son ne zaman üşenmedi? Duş almak için. Dün. Dün üşenmedi. Evet. Ne kadar süre üşendi? Duş almak. Bir saat falan. Ha bu mu? Evet uykum vardı. Ha okey. Evet dedim ki aman sabah alırım dedim. Ha bu öyle bir, evet. Bir akşam yani. Bir akşam. Bir akşam. Ha güzel. Duş almak var mı? Bu ne ya? Cevapları gördünüz mü? Ne yaptınız? Hiç sekmedi daha. Puanlar gidiyor. Evet. 10 puan senindir. Görüşürüz. Bravo. Bravo. Abdullah ve Atıf geliyor. Atıf değil mi? Evet. Atıf dedim. Aynen. Doğrusu Atıf. Ama Atıf diyorlar sana değil mi? Yani aynen. Atıfta bulunmak da var ama benimki şapkalı ha. Atıf. Normalde şapka yok ama. Atıf. Dedenin aynen. Adı mıymış? Yok babam koymuş. Kimin acaba? Nereden Atıf? Çok güzel. Ben de bilmiyorum. Ama Atıf diyorlar siz hemen oradan şöyle oldun. Evet. Başka da bir şey beklemiyordum zaten. Sen ne okuyorsun? Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği okuyorum. Vay ya, be. Uzak yol gemi kaptanlığı. Aa çok evet. Güzel. Sonra uzak yol kaptan mı olacaksın? Aynen. Aa. Şey hayalinde nereye gitmek var? İtalya tarafları, İtalya, Venedik o tarafları daha çok seviyorum. Gittin mi daha önce? Hayır. Biraz uzaklaş ya. Hakikaten ev şurasıymış yahu. Abdullah sen bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisi diyeyim. Ben de ailenin ilk bilgisayar mühendisi olacağım. Umarım yani. Ailenin ilk bilgisayar mühendisi. Evet. Harika. Daha birinci sınıfım, 3 yılım var. Bakalım nasıl gidecek. Olursun, olursun ya. Ha? Umarım. 10 puanlık sorunuz geliyor. İyi sır saklayabileceği hissi uyandıran bir erkek ismi söyleyin. Atıf. Soruyu tekrar alabiliyor muyum? Heyecanlandın mı? Evet, biraz. Basayım önce dedin. İyi sır saklayabilecek hissi uyandıran bir erkek ismi arıyor. Yusuf olabilir. Neden? Bilmem, aklıma ilk o geldi. Yusuf var mı? Sır saklayan Yusuf diye bir arkadaşın mı var? Ya aslında Berke diyecektim böyle. Berke mi? Berke çok, evet. Berke çok sır saklar. Öyle Abdullah? Mi? Güven. 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 Aa, ya. Çok... Güven nedir görelim? Mantıklıydı. Mantıklıydı. Şey, riske girmedin. Güven. Başka? Sırrı olur mu? Yani Sırrı diye hiç erkek ismi duymadım. Sadık. Güzel. Bakalım hangi erkek ismi sır saklıyormuş gibi görünüyor? Ben duymadım dedim. Sırrı var. Kim dedi? Sen mi duymadın hiç ha? Sırrı erkek aynen. İsmi. Sırrı var. Sadık dedi Yasemen. Sen Sadık'ı daha çok beğendin. Sadık oldu. Sadık ama Sırrı olsa tatmin olurdum. Sadık olsaydı tatmin olurdu. Aa ilk defa puan gitmedi. Görüşürüz. Evet. 10 puan bende kaldı. Eylül ve Ekin geliyor. Aa ne güzel oldu ya. Eylül, Ekin. Aa evet. Evet. Tatlı oldu. Güzel oldu. Bana bir manalı geldi. Tanıştınız mı? Kendisiyle tanışmadık, evet. Diğer arkadaşlarla tanışmıştık. O zaman tanışın şimdi. Evet. Merhaba. Memnun oldum. Anne memnun oldum. sor. Kaç yaşındasın falan? Tanıdığım gibi ya, Boğaziçi'nde okuyor bilgisayar mühendisliği. Birinci sınıf. Birinci sınıf, onu bilmiyordum. Sor. Niye bilgisayar mühendisliği falan? Niye bu yarışma? Ha o ya, güzel, evet. Biraz sizden neden çalıyorum bu yarışma? Formatı. Neden mizah? Öyle arkadaşlarımla oturuyorduk. Beraber bir şey yapalım dedik. Beraber katılabileceğimiz. Nasıl bir soru sorduysan heyecanlandı ya Ekin. Rakibimi oynuyorum şu an. Eylül seni tanıyalım. Ben veterinerlik okuyorum. Wow çok güzel. Evet aynen. Ne kadar kaldı? İkinci sınıfım henüz. Ama yapmayacak mısın? Ama dedin ama de. Ama burada okumuyorum. Ha nerede okuyorsun? Adana'da okuyorum. Adana mı? Evet. Adanalı mısın? Adanalıyım da. Aynen. Sen buraya buraya nasıl geldin? Yasemen lise arkadaşım. Aa! Oradan İstanbul'a açıldık gibi oldu. Onlardan sen ne o zaman Adanalısın Yasemin? Alakam yok Adana'yla.
Lise arkadaşım. Benim kafamı karıştırmak için yapıyorlar. Liseden sizin de kafanız karıştırdı. Balıkesir'de yaşıyoruz. Ege'deyiz. Evet. Aynen. Ama aslında Adanalısın. Hı hı. Bıcı bıcı seviyor musun? Hiç yemedim de sen. Bici bici miydi bıcı bıcı? Bici bici. Bici bici. Bici. Yemedim. Yemedin mi? Aa, ben de yemedim ya. 10 puanlık sorunuz geliyor. Eğer Yüzüklerin Efendisi bir Türk dizisi olarak çekilseydi adı ne olurdu? İkimiz de basmazsak ne oluyor? Kısmet. Görmüş olacağız galiba. Görmüş olacağız ne olacağını galiba. Soruyu bir daha sorayım mı? Olur. Yüzüklerin Efendisi bir Türk dizisi olarak çekilseydi adı ne olurdu? Güzel Eylül. Cüceler. Cüceler. Daha yaratıcı bir şey olmadı. Çıkmadı. Cüceler var mı? İkin. Yüzüklerin Efendisi Türkiye'de çekilseydi adı ne olurdu? Dizi. Dizi. Aa, çok pardon tabii çok önemli bir detay. Dizi. Eğer Yüzüklerin Efendisi bir Türk dizisi olarak çekilseydi. Sen izliyor muydun Yüzüklerin Efendisi? İzledim evet. Cüceleri gördün mü? Cüceleri de gördüm. Evet. Dizi. Dizi. Olarak evet. 5. 4. 4. 3. 2. 2. 1. 1. Ekini amma biliyor ağzının içinde böyle bir dizi olsa. Geldi mi aklına şimdi bir şey? Yok gelmedi. Sizin aklınıza geldi mi bir şey? Zımbalar? Benim de gelmedi. Yüzüklerin üstadı. Yüzüklerin? Üstadı. Üstadı. Çok yaratıcı. Bakalım neymiş? Yine Yüzükler Efendisi. Aşkı yüzükler. Yemin ederim düşündüm ya. Ama spesifik bir cevap evet. Bence. Yani. Herkesi? Zor soru bize geldi. Ben cüceler yerim mesela. Ne oldu İki? Beğenmedin mi? Yo beğendim. Aşk ben. Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Görüşürüz. Efendim açılışı şöyle yapmış bulunmaktayız. Zımbalar 10 puanla başlarken Mısırlar 20 puanla başladılar. Bakalım ilk etapta neler olacak? Enes ve Cansu geliyor. Rakipler aynı renk giymişsiniz. Harika. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Akıllı televizyonların uzaktan... Ne oldu kolum yok? Akıllı televizyonların uzaktan kumandalarında olan işlevsel bir düğme. Enes. Enes. Kapatma tuşu. Kapatma tuşu mu? Açma kapama en popüler. Görüşürüz Cansu. Buyursunlar. Yasemin sendeyim. Soru tam olarak şu. Akıllı evet. Televizyonların uzaktan kumandalarında olan işlevsel bir düğme. Söyleyin. Kanal değiştirme tuşu. Kanal değiştirme tuşu var mı? Açma, kapana, kanal değiştirme, kapama. Arda sendeyim. Sesi arttırıp azaltma. Sesi arttırıp ses tuşu diyelim. Ses tuşu. Evet. Ses tuşu var mı? Ses açma, kısma, kanal değiştirme, açma, kapama. Atıf. Sosyal medya tuşu olabilir, internet tuşu. Aa güzel. Atıf, sizin evde kumanda kimde kalıyor? Babamda. Ailenle yaşıyorsun? Yok, ailem Yozgat'ta, ben İstanbul'dayım. Aa öyle evet. Mi? Yozgat'a da selam olsun. Ama normalde evde babada kumanda. Aynen. Güzel. Bakalım ne demiştin? Şey. Sosyal medya. Sosyal medya. İnternet. İnternet. Bravo. Hiç şartınız yok. İki tane açılmamış cevap. Eylül sendeyim. Sayı kısmı. Hani tuşlamak için. Kanalları tuşlamak için olan. Şey evet. Rakamlar. Nasıl ifade etsem. 360 gibi. Evet. Bakalım sayılar, rakamlar var mı? İlk
çarpı geldi. İşlevsel Enes. Bak çünkü neden olmadı biliyor musun? Eylül galiba kanal değiştirme evet, var. Evet muhtemelen. Olabilir. Enes. Menü. Şu. Menü? Evet. Menü diyeceğim. Acıktım yine tabii. Menü. Menü var mı menü tuşu? Yasemen, iş sende bitiyor. Evet. En popüler tuşu açtırırsam etap sizin. Hızlandırma, yavaşlatma tuşu diyebilirim. Senin hızlandırma, yavaş... Var mı o? Her akıllı telefon şey. Yani filmlerde falan direkt geçiyoruz. Oradan. Senin şey o. Ha, dur bakayım. Hızlandırma tuşu. Açılırsa Mısırlar bu etabı alır. İkinci çarpı geldi. Size harika bir fırsat. Hazır bir etaba konma fırsatı. Kümelenin sendeyim Arda. Geri tuşu. Geri. Ha ha ha. Dur bakayım. Açma kapatma. Ha. Geri. Tuşu açılırsa Mısırlar bu etaba alır. Of. Nerede hocam başlarsa alırlar etabı. Söyleyeyim size. Geleyim mi? Tamam. Gelmeyeyim mi? Olur. Buraya nerede? Kararsız mı kaldınız bir şeyde? Bir şeyler buldunuz ama. Evet. Ekin? Ben mi söylüyorum? Karar ben. Aklımızdakileri söyle. Aklındakileri söyle. Geri tuşu. Geri. Evet. Menüde dolaşırken geri. Gitmeksin falan. Geri. Ya da parlaklık aklımıza geldi. Parlaklık tuşu. Evet. Geri daha çok. Yani parlaklık da aklımıza geldi de. Bence parlaklık daha olası ama. Üçüncü çarpıyı geriden aldılar. Hmm. Girdi demediler mi? Kaynak değiştirme tuşu var. Ne var? Kaynak. Girdi de demişlerdi sanki. Biz girdi anladık. Biz geriyi girdi de. Anladık. O yüzden. Girdi anladınız. Aynen. Evet. Ha geriyi. Girdi anladınız. Aklınıza başka bir... Burada... Ha geri mi dediler? Geri Mısır dediler. Kaynak tuşu. Kaynak tuşu olabilir ya da okey tuşu olabilir. Belki menüde dolaşırken okey diyoruz. Okey tuşu tamam. Evet. Okey tuşu. Ne diyorsun yani Ekin? Bence Ekin baba. Ekin karar. Burada değil. Ekin cevap Abdullah. Deis vermiyor mu kararı? En son kararı Cansu verecek. Ama sizin de fikirlerinizi almak isterim. Okey tuşu. Okey tuşu daha ortası. Mantıklı evet, geldi. Evet. Okey tuşu diyorsun. Abdullah? Yani kumandanın ortasında oluyor bir de genelde. Okey tuşu harikten dördüncü en popüler aynen cevap olabilir. Pelin? Bence de okey tuşu. Bora? Yani ya okey tuşudur ya da işte evde oyun oynayan vesaire varsa işte girdi tuşuna çok basıyordur. İşte reis okay ne derse o. Cansu son karar senin. Doğru cevabı aşırırsan hazır bir etaba konacaksın. Bence okey tuşu. Okey tuşu açılırsa zımbalar bu etabı alır. Ah be! Ve etap Mısırlar'da kaldı. Okey tuşu aslında güzeldi. Sizce ne açıldı? Ne bulmuştun Arda? Sessiz ya ben... alma. Sessiz alma. Mute. Sessiz. Ya sessiz ya da her kumandada olan 4 tane renkli ama ne olduğunu ya bilmediğim ben tuş var. Ben joystick olarak düşünüyorum. Kırmızı, olan sarı, 4... mavi, yeşil. 4 bu renk doğru, ne olduğunu renkler... bilmiyorum ama ben ne olduğunu bilmiyorsan çok da işlevsel değil de peki. Sen kullanmamışsın. Atif ne var başka? Joystick diye düşündüm. Joystick. Aynen. Wow. Bakalım açılmayan cevap neymiş? Ama yani. Bak ben bilmiştim. Ses kapatma. Bizim aklımıza geldi ama kısma var diye söylemedik ya. Bu genelde özele diye konuştuk ya. Ondan dolayı olmaz diye düşündük. Evet. Zımbalar 10 puanda, Mısırlar 94 puanda. Bak kıl payı kaptırmadınız etabı. Evet, güzel oldu. Yasemen ve Bora geliyor. Sen spor yapıyor musun Yasemin? Voleybol falan? Basketbol. Oynuyorsun. Yani eskiden. Lisedeyken oynuyordum. Eskiden ne kadar eski olabilir? Lisede. Yani 3 sene falan oldu. Ha sonra niye bıraktın? Sonra şartlar, okul, hayatı. Ben dolayı. Evet.
100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Magazin dünyasının da ilgilendiği yerli ya da yabancı bir sporcu söyleyin. Yasemin? Sporcu. Sporcu. Ay, ölmüş sporcu. Olmuyor değil mi? Yaşaması lazım. Soruyu aynen böyle sordum. Şimdi sporcu söyleyeceğim. Sporcu. Global olması lazım. Evet, sporcu. Çok yerli zor. Ya da yabancı sorun yerli bu. Yerli olabilir mi? Tamam, tamam. Sergen Yalçın diyeyim. Çıkmayacak ama. Beşiktaşlı mısın? Evet. Sergen Yalçın var mıdır? Ah be. Yoktur. Nasıl bir dünya çıkmış? Aslında niye magazin dünyasında ilgilendiği yerli ya da yabancı bir sporcu söyleyin. Messi. Messi var mıdır? Messi vardır, buyur. Ne oldu? Yani, ona hiçbir şeyden memnun olmuyor. Hayır, Messi 2 ilginç yani. En popüler 6'da çıkması mı? Evet. Ha, yerli ya da yabancı sporcu arıyoruz. Pelin. Arda Turan. Arda Turan var mıdır? Arda Turan. Sen Pelin hangi takımı tutuyorsun? Eskişehir Spor. Eskişehir Spor. Evet. Aa, güzel. Eskişehir Spor. Abdullah sendeyim. Messi geldi, ben de Ronaldo diyeyim. Tabii canım. Ronaldo nerede açılır sence Abdullah? Bence 3 ya da 4. Birinci de Türk olur muhtemelen. Ronaldo mu Messi mi Abdullah? Messi. Öyle mi? Evet. Messi'ci misin? Ronaldo var mı bakalım en popüler 6 cevap arasında? Ronaldo mu Messi mi? Messi dedin ama bak Ronaldo sana 1000 lira kazandırdı. Alkışlar Ronaldo'ya. Ne yaptılar? Alkışlar Ronaldo'ya o zaman. Ronaldo bundan sonra Ronaldo. Ne dedin Bora? Bundan sonra Ronaldo. Bundan sonra Ronaldo. Ekim sendeyim. Icardi demek istiyorum. Kim? Ben. Icardi. Kar? Icardi. Mauro Icardi. Icardi. Evet. Ekim, Icardi mi, Riccardi mi? Icardi. Icardi. Evet, Icardi. Icardi var mı görelim? en popüler. Icardi. Nereli? Arjantin'de. Ben nasıl bilmiyorum ya? Karısını tanıyor musun Ekin? Duydum adını. Ne adı? Çok yakında Nara. Bir dakika. Tamam, ben de bildim. Evet. Burada değil mi? Evet. Selam olsun. Hola Icardi. Bakacağım ben hemen Icardi'ye bir bakayım. Cansu sendeyim. En popüler 4 ve 5'in peşindeyiz. Hiç çarpınız yok. Magazinde de yer alan yerli ya da yabancı sporcu arıyoruz. Benim aklımda biri var ve de herkes futbolcu söyledi. Ben basketbolcu söylemek istiyorum. Cedi Osman. Öyle mi o da? Öyle mi? Ya evlendi falan. Öyle mi? Allah mutlu etsin. Cedi Osman var mı? Yoksa ilk çarpı mı geliyor? Biliyormuşum gibi. Oysa ki bilmiyordum. Bora, sendeyim. Magazin dünyasının da ilgilendiği yerli ya da yabancı bir sporcu arıyoruz. Bora? Evet. magazin dünyasının da ilgilendiğine dikkat etsek. 5, 4, 3. Arda Güler diye. Arda? Yani Arda Güler. Arda Güler. Çok güzel. Arda Güler açılırsa... hiçbir şey olmaz. Yolumuza devam ederiz. Açılırsa harika. Açılmazsa ikinci çarpı gelir. Arda Güler. İkinci
çarpı geldi. Mısırlar kümelenin. Sen deyin Pelin. Icardi, Arda Turan, Ronaldo, Messi. Ben Pique demek istiyorum. Aa Pique. Çok severiz. Pique nerede oynuyordu? Ben sadece Shakira'yı aldattığını biliyorum. Aa doğru. Ha bak Pelin'e bak. Type Magazine'a. Ben sadece Shakira'yı aldattığını bir de o kayınvalidesi nasıl onu böyle şey yaptı? Evet. Pique, Pique. Pique var mıdır? Yoksa... Aa üçüncü çarpı mı gelecek? Gérard Pique. Pique. Pique çok güzel. Güzel de adam. Ama Shakira'yı aldattı. Evet. Şey. Bir de üste çıktı. Bir de üste çıktı. Evet. Ne yaptı? Ne? Nasıl üste çıktı? Shakira işte şarkı yazmıştı işte araba markalarını falan kıyaslıyordu işte ben bilmem neyim sen gittin ona falan diye. Sonra o da o arabaya binerken şey yapmıştı işte bu araba daha iyi ki falan diye. Aa şey öyle tamam hatırladım. Bir şey o değildi. Shakira şimdi kimle berabermiş biliyor musunuz? Tom Cruise. He? Tom Cruise. Vay ekine bak ekine. Tom Cruise. Vay çok iyi. Görüyor musun sen Tom Cruise'u? Boyu boyuna, huyu huyuna güzel. En popüler dördü açtırırsanız etap sizindir. Abdullah? Düşünüyorum biraz. Beş. Dört. Dört. Üç. Üç. İki. Ben yine bir. Bir Türk'ten gideceğim. Volkan Demirel diyeceğim ama... Aa, son anda Volkan Demirel geldi. Volkan Demirel açılırsa zımbalar bu etaba. Üçüncü çarpına geldi. Eylül sendeyim. Biz Mbappe'ye karar verdik. Kim? Dur da karar verdik. Karar söyle. Karar verdik. Mbappe. Evet. Kendi düşüncemi Mbappe. Mbappe nerede oynuyordu? Paris Saint-Germain. Atıf sendeyim. Ben de biz hepimiz Mbappe olarak düşündük ortak kararımız. Sen hangi takımı tutuyorsun Atıf? Galatasaray. O bence Mbappe değil. Arda? Ben susayım sana. Bence Fatih Terim. Kim? Fatih Terim. Fatih Terim. Ama ben uyum sağlam. Yasemin? Ben de Mbappe diyorum. Mbappe. Enes sendeyim. Son karar artık senin. Arkadaşlarımın üstüne bir söz söyleyemem. Ben de Mbappe diyorum bu yüzden. Mbappe dedin. Yani. Bakalım Mbappe var mı? Mbappe, Mbappe. Ay ne zormuş ya Mbappe. Açılırsa çünkü Mısırlar bu etap alır. Puanda Mısırlar 94 puanda. İyi ki son anda kaptırmadınız etabı. Evet. Açılmamış bir cevabımız var. Nedir sizce? Mesut. Mesut Özil. Mesut Özil. Aa güzel. Evet. Mesut Özil. Başka? Neymar. Neymar. Ya. Ya nasıl gelmez aklıma? Ya geçen Neymar'ın diğer... Ya Messi, Ronaldo, Neymar zaten. Yani... Doğru. Neymar da güzel adammış ha. Ben baktım adam şöyle. Önce şey yapmıyordum çok da geçen bir... Videosunu gördüm böyle bir yere giriş yapıyor. Tarzı falan çok iyi. Çok cool ya. Bakalım kimmiş? Aa nasıl Beckham? Hiç çok uzağı. Vallahi. Magazin ya David. Beckham'ı nasıl atladık biz ya? 14 kim ya? Adamın çocukları falan ondan popüler. Herkes popüler orada. Victoria da var biliyorsun. Efendim üçüncü etapımıza devam ediyoruz. Pelin ve Arda geliyor. Arda'daki cool'luğa bak ya. Mekanın sahibi geliyor. Arda. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. İçinde bulunduğumuz Haziran ayında pazar tezgahlarında mevsimi gelmiş hangi ürünleri alın? Elin acıdı Arda. Acıdı. Acıdı.
Sendeyim Pelin. Çilek. Ay çilek. Çilek var mıdır? En popülerini açtırırsan Arda sizinle başlarız. Soru neydi? Gidiyordun değil mi? Evet. Kaptırdım sırayı diye gidiyordu. İçinde bulunduğunuz Haziran ayında pazar tezgahlarında mevsimi gelmiş hangi ürünleri alabilirsiniz? Haziran ayında mevsimi gelmiş hangi meyveyi alabiliriz? Güzel, hep sorularımı tekrarlayın. Güzel zaman kazanıyorsunuz. İdrak ettim aynen. 5 4 3 2 Ya çileği muz. Alt ettim. Muz. Evet. Hiçbir bilgim yok. Aa. Ne, doğru. Muz var mı? Muz çileği alt eder mi yahu? Görüşürüz. Buyursunlar Pelinciğim. Soruyu anlamadım. Ya. İçinde bulunduğumuz Haziran ayında pazar tezgahlarında mevsimi gelmiş hangi ürünleri alabilirsiniz? Çok hakim olduğum bir konu değil. Ama ben domates diyeceğim. Ha, domates de yani tabii. Sebzeden yazın. Gidelim bir daha. Domates var mıdır? Domates, salatalık. Bakalım Ekin'den nasıl bir cevap gelecek? Ekin? Karpuz. Yani karpuz var mı? En popüleri. Çileği alt eden karpuz. Karpuzu sever misin Ekin? Yok, sevmiyorum. Sevmiyor musun? Evet. Aa, karpuz sevmeyen biriyle karşılaştım. Niye ben sevmiyorsun? Ben de sevmiyorum. Yani bilmiyorum. Özel bir ilgim mi yok fazla diyorsun? Fazla şekerli geliyor. He? Çok şekerli geliyor bana. Çok şekerli. Oh, Tom'da çok böyle şekerli tatlı tatlı ararız. Cansu sendeyim. Benim aklımdaki her şeyi söylediler ama... Aa. ama... Cansu bulur. Başka meyve kaldınız zaten. Fas diyebilirsin istersen. Etçi bir grup galiba. Doğru. Evet. Ha, et seviyorsun. Biz bu. Evet. Ben şey demek istiyorum. Biber. Tabii yahu. Biber var mıdır? İlk çarpı geldi. Bora. Karpuz, çilek, domates ve salatalık açıldı. Şimdi karpuz söylendi. Biber olmadı. Domates oldu. Patlıcan geliyor benim aklıma. Yani patlıcan diyeyim o zaman. Sever misin patlıcan? Çok. Patlıcan kebabını çok severim. Patlıcan kebabını. Bak. Evet. Hayır, Ekin diyor ki karpuzun kebabı var da ben mi sevmedim? Patlıcan var mı? O dört kişi patlıcan mi ya? Patlıcan ve kabak. Ne? Kim, ne istiyorsunuz dört kişiden? Kim dedi? Arda sen ben mi? Ben dedim ya. Yani. Niye patlıcan kabak? Muz demeleri lazım. Siz hiç pazara gidiyor musunuz Pelin? Evet, gidiyorum. Sen gidiyorsun, sende var. Evet. O zaman konuya hakimsin gibi geldi bana. Yani. Yani. Evet. Sendeyim Pelin. Erik demek istiyorum ben. Erik. Erik. Erik var mıdır? Aa. Yok ya. İkinci çarpı geldi. Kümelenin mısırlar. Kümelen. Abdullah sendeyim. Ben pazara gitmiyorum. Yani meyve diye diyeceğim sadece. Şeftali. Allah. Evet evet. Ne oldu ah? Olması lazım. Tüm cevabınızı aldılar. Yeni halk. Biz çok sesliyiz ya. Yo, duymadılar sizi. Duydun mu? Hayır. Duymadı. Duyduysam da sessiz. Şeftali var mıdır yoksa üçüncü çarpı mı geliyor? Erik yok, şeftali yok. Haziran ayında. Haziran. Ne var? He. Mayıs'ta falan da çıkıyor ya şeftali. Güzel, spesifik Haziran'ı soruyoruz. Ne yapıyorsunuz mısırlar? Bitti işimiz, gelin. Bitmedi oğlum. Bitti. Bitmedi artık. Birbirinden habersiz bir grupla. Bitti işimiz, gelelim mi diyor. Tamam hadi hadi. Tamam. O bilse yeterli zaten. İşte abi siz bir netleşin. Söyle söyle Enes, siz bir ne? Enes patron. Bir şey yaptılar, bir bilmiyorlar karar... yarışmayı. Karar mı veremediler? Verdik ya. Verdik. Eyvallah Arda. Eyvallah. Eylül, sendeyim.
Kiraz diyorum. Kiraz diyorum. Mesela ne olabilir başka? Ben kavun olarak düşündüm. Arda? Yani bence de kiraz. En yüksek ihtimal. Yasemin. Ben de kiraz diye düşünüyorum. Ay hepsi başka değil mi? Ben yine muz diyorum. 2-2. Evet. Enes son karar senedir. Düşüneyim ben de. Tekrar kim eren? Hatta bir şey diyormuşum ben de. Sabaha kadar muz. Yiyebilirsin. En sevdiğim. Var aklımda aslında öyle bir şey de yapmayacağım. Kafana yatmadıysa? Aa, kiraz diyorum ben de ya. Tabu. Bence kiraz. Kiraz. Başka aklında? Kiraz aldım ben. Aklında ne var başka? Aklımda Çağla var. Kaysa'nın yetişmemiş hali Çağla. Haziran aylarında Çağla'yı biliyorum. Çağla. Evet aklımda o vardı. Ama... Güzel. Ama galiba Çağla da daha önce Mayıs'ta falan çıkmıyor mu? Ha, Mayıs, Haziran. Ha öyle mi? Kiraz açılırsa Mısırlar bu etabı alır. Diğer cevabınız neydi sizin? Kavun. 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 Yani. Sen Enes başka Çağla ne? Demiştin. Çağla. Ama bakalım zannet. Açılmayan. Muz. Erik çıkmadıysa Çağla. Ürün. Açılmayan ürün neymiş? Taze fasulye. Ana taze fasulye. İyi bari tek atmışız. Evet. Çok hastasıyım. Fasulye kavurması çok severim. Güzel şey, olmuş. Ya fasulye turşu. Fasulye turşusu. Hiç. Kavurması. Trabzon. Çok severim. Trabzon? Trabzon değil mi? Güzel yer Trabzon. Yes. Yes. Trabzon musun? Evet, Maçkalıyım. Ne diyorsun ya? Sen Adanalı değil miydin? Hayır ben Adanalıyım. Adana yok. Trabzonlu musun? Trabzonlu. Ay çok güzel. Trabzon'a da selam olsun. Efendim zımbalar 80 puandasınız. Mısırlar 176 puandalar. 150 puanım var. Bir an önce nasıl dağıtmak istiyorum inan ben de bilmiyorum. Enes ve Cansu geliyor. Burayı biliyoruz değil mi? 10, 20, 30, 40, 50 puan için çarpışacaksınız. Evet. 10 puanlık sorunuz geliyor. 10 puanlık sorum görsel bir soru. 100 kişiye gittim bir şey gösterdim. İlk akıllarına gelen bana verdikleri cevap sizce nedir? Sizden ricam gözlerinizi kapatınız. Kapattın mı Enes? Kapattım. Şey önündeki kahküllerden göremiyorsun herhalde kafayı da kaldı. Lülük. Açın. Cansu. Koku. Koku. Şey tütsüyü görünce. Aynen. Koku var mı koku? Tütsüyü görünce. 10 puan ya. 10 puan. 10 puan. He? 10 puan da onlara gitsin. 10 puan diyor. Verdik. Sıkıntı biraz yok. Biraz Bora olsun ya. Ve Yasemen geliyor. Çok pardon. Ne dedin Enes? Biraz ne olsun dedin? Yani şey çekişme olsun diyor. Çekişme puan olsun. 10 puan diyor. Ver. Bilerek verdik. Bir şeyler diyor işte. 20 puanlık sorunuz geliyor. Soruların peş peşe geldiği bir yer söyleyin. Yasemin. Yarışma programı. Yarışma programı var mı? Aileler yarışıyor. Oradan geldi güzel. Evet. Tabii ki soruların peş peşe geldi. Görüşürüz. Gitti Bora gitti. 20 puanda böyle gitti. Olsun Bora. Üzülme. Bora sen kaybetmeyi sevmiyorsun. Kimse sevmez tabii de. Ya kimse sevmez tabii de. Yani. Arda ve Pelin geliyor. ...30 puanlık sorunuz geliyor. Atakta bekliyorum bak. 32 sayısına ulaşmak için vücudunuzda sayacağınız bir şey söyleyin. Arda? Omurilik. Ha? Omurilik. Omurilik. Omur sayısı falan. Omurilik saysana. Kemik. Ya Bora ne oldu? Şaşırdım ben. Omurilik. Omurilik say bir.
Game over oldu yani. Aa, ben anladım o tıklaması. Umurilik var mı? Orayı yanlış anladım. Sen nasıl anladın soruyu? Hani kemik çeşit olarak çeşit olarak olduğunu anlamadım. Tam tersine hani bir kemikten kaç tane var anlamında. Mesela buradan kuyruk sokumuna kadar 32 tane kemik var ya. Boş verin ya. Okay. Pelin, 32 sayısına ulaşmak için vücudunuzda sayacağınız bir şey söyle. Diş. Gülünce 32 dişi birden göründü. Bakalım diş var mı? Oğlum ya. Arda söylene söylene gitti. Abdullah ve kafam karıştı ya. Sen spor yapıyor musun Atif? Basketbol oynuyordum, bıraktım. Sen de bıraktın. Evet. Ama şey ne deniyor ona? Skater mı diyorlar? Skate? Kaykay. Kaykay? Ha yok, yapmadım. Sen sanki... Kayak yapıyorum. Aa. Nasıl kayak? Kardaki kayak. Aynen, kar kayağı. 40 puanlık sorunuz geliyor. Yetiştirilen bir şey söyle. Atif. Meyve. Meyve var mı? Oysa ki mantıklıydı diyorsun. Evet. Abdullah, yetiştirilen bir şey söyle. Hayvan. Hayvan. Evet. Var mı? Gerçekten centilmen rakipleriniz var. Başka ne yetiştirilir? Çocuk. 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 Bitki. Ağaç. Bitki. Meyve de olur. Meyve, bitki. Meyve de güzeldi ama çocuk demiş midir acaba? En popüler cevabı arıyoruz bakalım. İlk aklıma gelen çocuktu yani. Güzeldi. Bizim geldi. Gelmedi. Görüşürüz. Ekin ve Eylül geliyor. Çok önemli. Bakayım zımbalar 120 puanda, mısırlar 190. 50 puanlık sorunuz geliyor. Japonların iyi olduğu bir alan söyleyin. Ekin. Öyle basayım dedin. Japonların iyi olduğu bir alan. Masa tenisi. Değişik bir şey. Güzel bir bakış. Güzel bir bakış. Onlar Çinliler değil mi ya? Japonlar da iyi. Masa tenisi var mı? Eylül, Japonların iyi olduğu bir alan söyleyin. Teknoloji. Teknoloji var mı? 50 puan senin. Gitti, 50 puan gitti. 150 puanım vardı. Bunun 30'u zımbalara giderken 70'i de mısırlara gitti. Abdullah hazır mısın? Hazırım. Abdullah ve Atif geliyor. Çok güzel. Bu etapta yine çok eğleneceğiz. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. İstese de hızlı koşamayacak bir hayvan söyle. Wow! Abdullah. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Sence nerede çıkar kaplumbağa? En popüler midir? Evet. Senin de aklına mı gelmiş? Aynen. Bakalım kaplumbağa var mı? En popüler. İstese de hızlı koşamıyor bu. Kaplumbağa gibi. Ekincim, yani ama sana göre değil tabii. Yunus. He? Yunus. Yunus. Balık. Değişik bir bakış açısı. Dedi ki hiç riske girmeyeyim ben. Karaya çıkarsa... Yani. Koşamaz. Yunus var mı Yunus? Çok merak ediyorum Ekin, neden Yunus dedi? Yani... Kaplumbağadan Yunus'a nasıl geldik? Ya... Bilmiyorum, balık diyecektim ama genel olur diye. Balık genel olur diye Yunus dedin. Evet. Ama... Peki. Şansı sendeyim. Salyangoz. Evet.
Salyangoz var mıdır? Kaplumbağa, salyangoz. Bora, sendeyim. Kirpi. Yaka ya, kirpi. İstediği zaman biraz hızlanıyor galiba. Öyle mi? Olsun. Tamam. Ha? Olsun ya desin. Olsun tamam ya Yasemin. Kirpi var mıdır? İkinci kişi. Ay çok erken oldu bu yahu. Ya. Kümelerin. Sevindiniz farkındayım ikinci çarpı geldi diye. Sakin Pelin. İstese de hızlı koşamayan bir hayvan arıyoruz. Yılan. Koşmuyor da yani. Sürünüyor sonuçta, salyangoz koşmuyor aynı yani. Şey falan. Ha? Salyangoz da aynı şey sayılır. Onun da olması lazım bence. Yılan. Bence çıkar. Sen hiç. Ama belgeseli izliyorsunuz. Evet. Çok da hızlı. Gerçi şu an ama hani koşmuyor. Yavaş. Sen ne dedin riske girmeyeyim? Bu zaten koşamıyor bu yılan. Yılan var mı yoksa için çarpı mı? Çok erken oldu yahu. Canım ciğerim sizde var mı? Var mı? Buldunuz mu? İstese de hızlı koşamayan bir hayvan arıyoruz. Tamam bir saniye gelin. İstese de... Aa benim aklıma geldi. Hem de en sevdiğim. Son verilen cevap neydi? Biz ne? Duyamadık da. Son verilen cevap. Salyangoz. Hayır. Çağır falan. Salyangozla aynı olan yılan. Ha. Yılan bayağı sıkıcı. Evet, tamam. Yani. Ama hayır, size de söyledim. Hangi size de söyledim. Şimdi onlara da söyleyeceğim. Normalde söylemeyeceğim. Bir dahaki sefere dinleyin. Ne kümelendiler, ne kümelendiler. Mısırlar geldim size. İstese de hızlı koşamayan bir hayvan arıyoruz. Eylül. Düşündük ki. Düşündük ki. Evet. Fil demek istiyoruz. Fil. Atif sen. Aynen. Fil olarak düşün. Arda? Vallahi ben koala olduğunu düşünüyorum. Koala? Koala, panda, penguen. Ya bunların hepsi yavaş koşuyor da. Popüler hangisidir? Bence bunu şu. Penguen. Bence fil değil ama uyum sağlıyor. Ben fil diyorum. Fil. Yanlış öyle Arda, bunların hepsi de hızlı koşuyor dedin. Hayır, ya, bunların hepsi yavaş koşuyor. Hızlı koşamıyor. Ha yavaş koşuyor. Ama hangisi popüler onu düşünmeye çalışıyorum. Abi bence... Bence koala ama fil de olur. Bence fil değil. Yasemen, sen ben değil. Fil diyorum. Fil. İstese de hızlı koşamayan fil var. Arda bir şey saydı. Ben 3 tane hayvan saydım. Siz de bir şey söyleyin. Ben fil olduğunu hala düşünüyorum. Çok kararsız. Fil diyorsun. Sen bari bir tane daha saydınız. 3'e fil diyorsun. Fil diyorsunuz. Evet. Fil aldım. Aldım. Hadi bakalım. Fil. Açılırsa mısırlar bu etaba. Alı bakayım etaba. Neyse. Damlaya damlaya göl olur. Bence de fil. Ve puanlar zımbada kaldı. Kaplumbağa, salyangoz bir şey söyleyeceğim. Ha fena değil. Benim aklıma... Ha? Tembel hayvan. Ne geldi aklınıza? Evet. Timsah tembel hayvan benim. Vardı. Yine sürüngen. Tembel hayvan çok güzel. Başka solucan olabilir. Solucan. Solucan. Sizde? Koala dedi. Penguen. Koala da güzeldi. Dedik. Ben panda diye de düşündüm. Penguen de mantıklı. Bence penguen. Benim ilk aklıma penguen geldi. Bakalım en popüler 6'da hangi hayvan varmış? Penguen. Koala da geldi. En popüler 4'ü görelim. Tembel hayvan. Onu da dedik. Arda. Ben anladım siz riske girmemek için Yunus, balıkgiller falan oralardan yazdınız ama. Tembel hayvan ya direkt. En popüler 3'ü görelim. Koyun. Koyun koşuyor bu arada. Koşuyor. Koyun koşuyor. Koşuyor. Bir kurt geliyor. Koşuyor canım ama istese de hızlı koşamayan arıyoruz. Yavaşmış. Tombik yandan. Koyun çok hızlı koşuyor mu? Çok hızlı olmasa da koşuyor. He Enes? Çok hızlı olmasa da koşuyor bence. Tamam canım koşuyorlar.
Fil neden değil? Fil koşmak istemiyorum. Araştıralım bunu. Fil çok hızlı koşuyor ya. Neden fil değil? Fil koşmuyor. Sen ben onlar bir hızlı ya. Koşuyor bir atağa koşar geçiyor. Ya. Fil koşar bence. Fil bayağı geçiyor. Bu grup benim aklıma. En popüler ikide sence ne vardır Atıf? Koala olabilir. Ben benim tansiyonum için. Bakalım ne var? Ben zaten onu şey yapmıştım. İnek. Motivasyon puanı neyse karşıya gitti. Neyse ki şöyle en azından hiçbiri çıkmadı. Değil evet. mi sizin söylediğiniz? Çok üzülmedik. Penguen çıktı ya. Ay niye tüh dediysek 246 puanlara doyamadılar. Zımbalar 150 puanda, Mısırlar 246 puanda. Ekin ve Eylül geliyor. Yüz kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Çalışırken suya ihtiyaç duyan bir ev aleti söyleyin. Eylül. Kettle. Su ısıtıcısı. Var mı? Su ısıtıcısı. En popüler 6'da açıldı. Ekin. En tamam. popüler 5'i bile aştırırsan sizinle başlarız. Çalışırken suya ihtiyaç duyan bir ev aleti arıyoruz. Çamaşır makinesi. Çok mantıklı. Çamaşır makinesi var. En popüleri Ekin. Bravo, buyursunlar. Görüşürüz Eylül. Sendeyim Cansu. Bulaşık makinesi. Güzel. Bunlar hep suya ihtiyaç duyulan ev aletleri. Bulaşık makinesi var. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bulaşıkları kim yıkıyor Cansu? Ha, bu arada sen ailenle mi oturuyorsun? Hayır, yurtta kalıyorum. Yurtta kalıyorsunuz. Var mı burada oda arkadaşın? Yok. Yok. Ona da buradan selam. Çamaşırları nerede yıkıyorsunuz Cansu? Çamaşırlarım ben biriktirip eve götürüyorum. Nerede? Eskişehir'de. Ha nasıl? Nerede okuyordun sen? Burada değil burada. Mi? Nasıl biriktiriyorsun onları ya? Bir dakika. O değişikmiş ya. Tıranlı kısa sürüyor. Nasıl? Komple biriktiriyorsun. Ya zaten 3 haftada bir falan. Senin dolabını merak ettim. Yurttaki dolabını. Bayağı şey var o zaman. Kirli sepeti var bir tane. Kirli poşeti. Tamam. Orada biriktiriyorum. Zaten 3 haftada bir falan gittiğimde komple hepsini yıkayıp geri getiriyorum. Hiç kendin şöyle bir yıkamıyor musun? Ya lazım olunca elde yıkıyorum tabii ama yani toplu falan götürüyorum eve toplu yıkamak için. Annene buradan selamlar. Ellerine, emeğine sağlık. Hayret bir şey ya. Biriktirip gözü enteresan. Güzel. Bora. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, su ısıtıcısı, açılan cevaplar arasında. Bora böyle bakıyor oraya. Buldun mu bir şey? Ya aklımda birkaç şey vardı. Acaba insanlar ne düşünmüştür diye düşündüm. Bence en çok kahve makinesi denilmiştir diye. Kahve makinesi. Sever misin kahve? Severim, evet. Sen yurtta mı kalıyorsun, ailenle mi? Ben evde yalnız kalıyorum. Evde yalnız. Kendini yalnız hissediyor musun Bora? Yok, zımbalarım var işte. Sana mı geliyorlar sürekli? Yok aslında ama yalnız hissetmiyorum. Evde çok vakit geçirmiyorum zaten. Çamaşır makinesi var mı burada sende? Var. Cansu! Sen niye Valla ben diyorum. Ben diyorum ama kimse dinlemiyor. Niye bırakıyorsun o işi? Az bir iki şey verirsin. Elektrik, su, deterjan. Ya da şey yap mesela. Deterjanı al sen. Oradan bir şey kıyağı yaparsın. Aynen. Yıka sen niye bu? Kahve makinesi var mıdır? Kahve makinesi. Bir şey söyleyeceğim. Rakipleriniz de sürekli şey hani evet, nasıl çağırırsak öyle. Yoktur. Pelin sendeyim. Ütü. Çok mu? Çıktı. Niye? Her ütü. Benim cevaptım. Artık buharı falan oluyor ya. Ay şimdi şöyle benim tabii eski ütüm de var. Hala saklıyorum. Ona da su... Evet ya ona da su lazım. Sen ailenle mi oturuyorsun yoksa yurt mu? Yurtta kalıyorum. Ütü derdin var mı? Yok. Ütün var mı?
O zaman sana ütü dermişim ben. Ütü var mı ütü? Wow, güzel. Abdullah, doğru cevabı açtırırsan böyle kılçıksız etap sizin. Yani beşinci zaten çok kişinin aklına gelmemiştir de klima diyeceğim ben. Klima? Klima açılırsa zımbalar bu etabı alır. Hiç gelmemiş. Kimsenin aklına gelmemiş. Ekin. Sendeyim. Son. Çalışırken suya ihtiyaç duyan bir ev aleti arıyoruz. Sizinle ne kadar farkı var bilmiyorum ama çaydanlık diyeceğim ben. Çaycı mısın Ekin, kahveci mi? Kahve. Ekin neyi sevmediğini bilmiyorum. Farkındaki kadar net değilsin. İkisini de seviyorsun. İkisini de seviyorum, evet. Bakalım. Çaydanlık var mı? Çaydanlık varsa çünkü zımbalar bu etabı alır. İkinci çarpı geldi. Şimdi kümelenin. Buyursunlar mısırlar. Bunlar zaten hiç durmuyorlar. Cansu. Şimdi ev aleti olur mu tam olarak bilmiyorum. Ama şey diyeceğim. Süpürge. Aa. Aa. Nasıl? Yani paspaslı oluyor ya. Ha. O yeni nesil süpürge bu. Süpürge açılırsa zımbalar bu etabı alır. Siz ne bulmuştunuz gençler? Kombi demeyi düşündüm. Kombi. Efendim, duble puan etabına geldik. Bu etap finalistimizi belirler. Bakayım. Wow, çok güzel oldu biliyor musunuz? Zımbalar 236 puandasınız. Siz mısırlar 246 puanda. Efendim, bu etapımız dediğim gibi finalistimizi belirler. Cansu ve Enes geliyor. Sen Eskişehirli miydin Cansu? Evet. Şey, köy var mı sizin? Yok. Yok mu? Aa. Senin köy var mı Enes? Benim köy yok ya, benim de yok. Sen nereliydin? Aslen Kayseri ama Yozgat'ta yaşıyorum. He, Kayseri ama Yozgat'ta yaşıyorsun. Senin köy yok mu? Vardır da ben hiç gitmedim. Aa. Evet. Vardır. Ya var, Kızılören bir şey, tam bilmiyorum işte. Yeni nesil. Ama yani biraz merak edin yahu. Bizim köy var biliyorsunuz, Körpeşler Köyü, Düzce. 100 kişiye sorduk. En popüler 5 cevap arıyoruz. Tarım yapan birinin ihtiyacı olan bir şey. Wow, Enes. Gübre. Gübre var mı? Tohum, gübre. Cansu, en popülerini açtırırsan sizinle başlarız. Bu da bir avantaj biliyorsun. Etabı kaptırmazsanız. Etabı kaptırman demek çünkü finali kaptırman demek. Tarım yapan birinin ihtiyacı olan bir şey söyleyin. Aklımda çok şey var ama en popülerini düşünmeye çalışıyorum. 5, 4, 3 Toprak. Toprak var mı toprak? Ya. Teşekkür ediyorum. Olsun. Olsun, ziyanı yok. Görüşürüz. Belki onlar da bir yerde tıkanırsa size geleceğim biliyorsunuz. Evet. Yasemen. Bir demet Yasemen. Evet. Traktör gibi şeyler. Traktör gibi şey dedi ya. Traktör lazım. Traktör mü? Tohum, gübre. Toprak, tarla. Bir şey daha lazım. Traktör. Var mı sizin toprakla alakanız? Hiç böyle yok. Vardır ya. Apartman çok. Mesela hangi gübre iyidir Enes'cim? Ben bilmem. He? Ben pek bilmem. Sen bilen var mı iyi gübre? Gübrenin iyisini. Ben henüz dersini görmedim. Benim de aklım oldu. Ne, henüz dersini görmedim. Henüz dersini görmedin. Gübre dersimiz de var da o yüzden. Okuduğum bölümle alakalı. Ay sen ne okuyordun? Veteriner. Aa. Gübre. Yok canım, ben de o bildiğimden değil de annem şey yapar her şey.
inekten faydalanırız. Aynen. Çok güzel. Arda sendeyim. İki tane şık var aklımda da. Orak diyeceğim. Orak getirin bir çek. Oyun değil mi? Direkt. Orak. Var mıdır orak? Tarım aleti orak dedi spesifik. Atıf sendeyiz. En popüler cevabın peşindeyiz. Onu açtırırsan mısır. Yani sizinle finalde 10 bin lira için yarışacağız. Bahçıvan. Bahçıvan. Olsun. Sipsi de demek belki. Ay sorundan sipsi. Şüphe ettirdin yahu. Ben soruyu unuttum ya. Tarım tekrar... yapan birinin ihtiyaç duyduğu bir şey. İşçi olabilir yani. Bahçıvan. Ama çiftçi de sayılsın. Aklımdaki zaten. İşçi olarak girer. Bahçıvan değilmiş. Olsun. Eylül. Az önce kullandığınızı kullanamazsınız. Tamam. Söylediklerinizi. Sayın. Siz kullanabilirsiniz, size sıra gelirse. Duyduysanız. Ama. Eylül. Ben su demek istiyorum. Su. Oy, tarım iyi. Yapalım. Su açılırsa mısırlarla finaldeyiz. Şimdi rakipler de hakikaten dişliydi değil mi? Evet. Hakkını vermek lazım. Eylül yani cevabına bir de bayağı güvendin yani. Güvenli söyledin. Evet. 422 puan mı yaptınız ya bir anda? Ne oluyor? Öyle mi olmuş ya? Öyle mi olmuş bir anda? Evet öyle olmuş Eylül. Kolay tur ya. Eylül ne tatlı ya. Benim styling'e benzemiyor mu Beyza'ya? Aa, öyle mi? Evet. Eylül sürekli öyle mi? Zımbalar. Ne oldu Bora? Zımba ne oldu? Vallahi ben Anamurluydum. Belki bilirdik yani. Denk gelmedi. Aynen. Senin var mı? Evet benim babam çiftçi. Aa! Aman ya soru burada kalsaymış. Şans. Zımbalar iyi ki geldiniz. Maalesef finale yeterli olmadı puanınız. Ama iyi ki geldiniz, sizi tanıdık. Bütün aileye de selam söylemiş olduk. Cansu çamaşırlarını Bora'da yıka. Alkışlarla sizi uğurluyorum. Çünkü bu akşam mısırlarla finaldeyiz. Mısırlarla finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Benle. Ve benimle. Atıf ve? Benimle. Eylül. İlk kiminle yarışıyorum? Benimle. Atıf, seni şimdilik müzik odasına alacağım. Eylül, seni de final için yerine. Akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Tercih yapılan bir yer söyleyin. Sınav. Taşınamayacak kadar ağır bir ulaşım aracı söyleyin. Uçak. Havuzda yüzerken takılan bir şey söyleyin. Simit. Taksicilerin önünde yolcu bekledikleri bir yer söyleyin. Durak. Spor salonunda giyilmeyecek bir şey söyleyin. Gelinlik. Süren doldu. Çok, 20 saniyen vardı, onu unuttun mu? Yani çok çabuk geçti. O kadar. Çok çabuk geçmedi. Sen bayağı bir saatin yarıştın. Bana çabuk geldi. Eylül, seni yerine alalım. Atıf geliyor. Atıf, bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Tamam. Değiştir dersen bil ki senden önce Eylül aynı cevabı vermiştir. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir. Hazır mısın? Hazırım. Tercih yapılan bir yer söyleyin. Pas. Taşınamayacak kadar ağır bir ulaşım aracı söyleyin. Traktör. Havuzda yüzerken takılan bir şey söyleyin. Ağ. Taksicilerin önünde yolcu bekledikleri bir yer söyleyin. Durak. Değiştir. Havaalanı. Spor salonunda giyilemeyecek bir şey söyleyin.
Pantolon. Tercih yapılan bir yer söyleyin. Yarışma programı. Atıf orada kal. Eylül, seni de Atıf'ın yanına alalım. Atıf ve şey Eylül. Yani. 10 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışlar. Tercih yapılan bir yer söyleyin dedim. Yapalım. Sınav dedi Eylül. Sınav size kaç puan getirir görelim. Atıf sen ne anladın soruyu? Ben bir an algılayamadım ya açıkçası. Yok sonra çünkü tekrar etme. Tercih yapılan bir yer söyleyin dedim. Yarışma dedin Atıf. Yarışma size kaç puan kazandırır? Buranın en popüler cevabı okuldu. Tercih yapılan bir yer okul. Sınav deyince sınavı tekrar... Sınavı onu kastettik biraz ama evet. Taşınamayacak kadar ağır bir ulaşım aracı söyleyin dedim. Eylül uçak dedi. Uçak size kaç puan kazandırır? En popüler cevabıymış. Atıf sen de traktör dedin. Utanıyorum. Şu an. Traktörden kaç puan gelir? Aha, olsun. Yalnız değilmişsin Atıf. Evet. Havuzda yüzerken takılan bir şey söyleyin dedim. Eylül sen? Simit dedim. Simit dedin. Simit size kaç puan getirir? Atıf sen de A dedin. Ben yüzerken takılacağımız bir şey. Mesela olta A, o mantıkta söyledim. Hmm. Ama şu an palet geldi. Havuzda yani. Yüzerken takılan A. A'dan kaç puan gelir? Cevabı sizce ne? Kolluktur. Kolluk mu? Palet. Bikini mayo kabul ediliyor mu? Gözlük efendim? Olabilir. Bikini kabul ediliyor mu? Snorkel. Ama gözlük. Giymek bu ne? Buranın en popüler cevabı havuzda yüzerken. Ama evet. Simit 2 puanlık mı gerçekten? Taksicilerin önünde yolcu bekledikleri bir yer söyleyin dedim. Durak dedin Eylül. Durak size kaç puan getirir? Son puana ulaştınız. Aynı soruya cevap olarak Atıf sen de hava alanı dedin. Hava alanı 110 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Spor salonunda giyilmeyecek bir şey söyleyin. Dedim Eylül maalesef süren yetmedi senden cevap alalım. Artık sen de pantolon dedin. Pantolon size 10 bin lirayı kazandırır mı? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Olsun.
şöyle alayım sizi. Evet. Buranın en popüler cevabı şöyle alayım, şöyle alayım. Buranın en popüler cevabı takım elbiseydi. Benim yüzümden geldi. Spor salonunda giyilmeyecek bir şey. Sattıma geldi. Atıf burada çok heyecanlandı galiba. Çünkü soruları sorduktan sonra... Canın sağ olsun. Şimdi ya. Değil mi evet. Anladın cevap? Evet, ben algılayamadım ya. Ne oldu, nereye gittiniz? Şöyle görün, herkes görsün sizi. Çok tatlısınız. Yok, heyecanlandın herhalde Atıf. Ya şey... soruları algılayamadım ya. Bir de biraz... Heyecandan. Efendim 10 bin lira maalesef olmadı. Canım. Ama eğlendiniz mi Yasemin? Çok güzeldi. Çok güzel. Ben de çok eğlendim. İyi ki geldiniz. Arda ne oldu? Tabii ki gönül kazanmak istiyorum. Sadece olsun. Eğlenceyle uğurlayacağız sizi. Efendim yepyeni bir aileler yarışı. Orada yeniden görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.